Hocam merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Adım Anılcan, soyadım Adak. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. 4. sınıf öğrencisi, spor yöneticiliği bölümü öğrencisiyim. Bugün performans testi yapıldı buradaki öğrencilere, futbolculara. Neler söylemek istersiniz? Biraz bilgi verir misiniz? Bu test, kullandığımız testler genelde üst düzey kulüplerde kullanılan testlerden bir tanesi. Diken sıçrama ve 30 metre sprintlerini aldık. Ayrıca çabuk testlerini kullandık. Bu testler bizim için önemli testler çünkü öğrencilerin yaşlarıyla itibariyle gelişim düzeylerine bakacağız. Bize geldiklerinde neler, neydi? Geldiklerinden sonra neydi? Bunları denetleyeceğiz. Ve dikey sıçrama performansıyla 30 metre sprint performansının analizini kendi aramızda yapıp öğrencilere ona göre bir boyut yapmaya başlayacağız. Ona göre antrenman planlaması yapmaya başlayacağız. Dediğim gibi ergenlerde özellikle önemli olan bu testleri kullandık bilerek. Ne tür faydalar sağlıyor? Dikey sıçrama ve 30 metre sprint testi güç çıktılarını bize veriyor. Yani dikey sıçrama özellikle. Güç çıktısını alıp öğrencinin değerlendirmesi ona göre yapacağız. Yani bu veride bu kadar sıçradı. Bizde 2 ay sonra gücü ne kadar arttı? Sahada da biliyorsunuz futbolda en önemli şeylerden birisi güç. Gücü görmemiz bizim için bayağı bir etki sağladı. Yapılma sıklığı nedir? Yani 2 ayda bir diye düşünüyoruz şu anlık. Çünkü 2 ayda bir yapılması bizim için de iyi. Hem takvime yaymak ve gelişimi birden yapmaktan ziyade daha doğru temellere uydurup daha düzenli bir şekilde kontrol etmek daha verimli ve daha olumlu olacağını düşünüyorum hekim adam. Peki sizin gibi bu futbol okulları, futbol akademileri bunu yapıyorlar mı? Yoksa sadece sizde mi var mı? Ben daha önce birkaç futbol okulunda da çalıştım. Biz biraz daha gelişime açık ve kendimizde bu işi gerçekten yaptığımız için ben başka kulüplere de gidiyorum ayrıca. Yaptığım için bizim gibi uygulayan olduğunu düşünmüyorum. Yani görmedim de kendim de söyleyebilirim.